Olağanüstü bir yetenek, olağanüstü bir kariyer. Ama karşımda da hala şıksa basket oynayabilecek bir adam var. Özlüyor musun? Bugünkü şartlar yoktu. Artı ismi de Fenerbahçe Spor Kulübü'ydü. Şimdi Fenerbahçe Spor Kulübü yazmıyor şampiyon olan takımda. Evet, öyle bir soru ki bu. Yani kokusunu bile özlüyorum. Yani hani basketbolu özlemiyorum ama o günleri, o binayı, o parkeyi. Doğru nene, Levent Topsakal, Hakan Yürükoğlu, Tamer Oyguç, kalanı da büyük. Gittik, hizmetimizi yaptık. Şampiyon olarak Süper Lig'e çıktık. Hayatımın da en büyük başarısıdır. Kulübüme de vefa borcumu fazlasıyla ödediğime inanıyorum. Çok rahat uyuyorum Mehmet. Abi sokağa çıksak Fenerli Levent değil mi? Oyuncu olarak. Fenerbahçe transfer olduk. Bayrağı öper misin? Öperim. Galatasaray transfer olduk. Bayrağı öper misin? Öperim. Beşiktaş'ı transfer olduk. Ya niye öpmeyeyim? Sahada işimi yaptım hepsinde. Ve iyi yaptığıma inanıyorum. Çok acı bir gün benim için. Acı bir final. Çok sinirlendiğim bir maç. Türk basketbolunun bir numaralı en büyük sorunu sence nedir? Ya da bir numaralı sorunu tek midir? Herkese merhaba. Aykırı Sorular'da 42. röportajımızla artık sezonun yavaş yavaş sonuna gelirken sizler birlikteyiz. Geçen hafta Pelin Öztekin'le ilk kadın şeyi almıştık, konuğumuzu almıştık. Sanatçı arkadaşlarımızla yaptığımız yılbaşı ve bayram programlarında saymıyoruz ama spor camiasından ilk basketbol, daha doğrusu futbol dışı konuğumuzu konuk etmekten, çok kıymetli bir abimi, sevgili Levent Topsakal'ı konuk etmekten onur, mutluluk ve keyif diyorum. Abi hoş geldin. Teşekkür ederim Mehmetciğim, hoş buldum. Abi neredeyse her program söylüyorum. Bizim işimizin en büyük güzelliği küçüklük kahramanlarımızla bir arada olabiliyor olmak. Canım hele benim, hele samimiyet, hele hele röportaj, hele hele abi gelir misin dediğinde şeref vermen, tekrar teşekkür ediyorum. Ama sana az bir şey öyle. Evet ya, sen çok teşekkür ediyorum. Ne zaman olsa beni kırmıyorsun her şekilde. Levent abi, olağanüstü bir yetenek, olağanüstü bir kariyer. Ama karşımda da hala şıksa basket oynayabilecek bir adam var. Özlüyor musun? Çok tadını çıkardım Mehmet ya. Yani şöyle bir dönem özledim. Bıraktım. Yoruldum, bıraktım. Çok da iyi durumdayım. 36 yaşında artık dedim oynamayayım. Kimseye söylemeden bıraktım. Jübile falan yapmadım yani. Bırakıyorum dedim. Bir gün evde bıraktım. Kimsenin haberi olmadı yani bıraktığımdan. 2 sene geçti. Bir arkadaşla oynuyoruz. Dedim inanılmaz özlemişim. Ve iyi durumdayım. Yani tekrar başlayayım dedim. İşte arkadaşım menajerlik yapıyordu. Atiye dedim, bana takım bul, oynamak istiyorum dedim. Fark etmez dedim. Argo bir şekilde seninle uğraşamayacağımı söyledi. Öyle dedi yani, argo bir şekilde. Sonra ben de vazgeçtim. Şimdi özlemiyorum yani, çocuklarla, gençlerle eğitmenliğin tadını aldıktan sonra hep sahadayım. Ve onlarla birlikte olmak, onlara bir şeyler katabilmek ve onu görebilmek beni inanılmaz tatmin ediyor. Dolayısıyla hiç özlemiyorum. Evet abi, çok futboldan insanlar misafir ettiğimiz zaman da aynı soruyu sorduk. Sana da sormak durumundayım. Futbolla kıyaslamıyorum. Yıldızken bırakmak, iyiyken bırakmak, ertesi gün sokak. Yıldız mıydınız abi? Öyle başlayayım. Yıldız mıydınız? Basketbolun yıldızlığı size hayat tarafından yaşatıldı mı abi? Ya yıldızın içeriği ne bilmiyorum. Popülerite ise... Popülerite. Ya popülerite ise bizim zamanımız farklıydı Mehmet. Yani medya o kadar yoğun değildi, çeşitli değildi. Biz de çok şanslıydık bu bağlamda. Normal yani o... Tamam, tanıyorlar insanlar ama mahallemizde, orada, burada yani normal yaşadık hiç. Yani ne magazin vardı, ne o vardı, ne bu vardı. Dolayısıyla ya o sporun şöhretini diyeyim, çok kaliteli yaşadık. Yani çok kaliteli yaşadık yani. Ya tabii sizin kişisel özellikleriniz bir yana, o dönemin sosyolojik özellikleriyle bir duvar arkasında saklanmak zorunda, lüks büyük siteler arkasında korumalarla yaşamak zorunda kalmadınız. Tercih de etmediniz anladığım kadarıyla. Hiç kalmadık. Artı zaten onu ben bugün de yapmazdım da. Yani çok doğal geçiyordu her şey. Yani yürüyorduk caddede, sokakta yürüyorduk. Bugün kasapla selam Latifçim, selam Mehmet Manav. Yani böyle gidiyorduk, oturuyorduk, çay içiyorduk. Yani o popüleriteyi biz çok kaliteli yaşadık diyeyim. Şanslıydık. Tamam. O zaman bu konuyla ilgili son sorum. 66 doğumlusun. Allah uzun ömür versin. 57 yaşına geldin. Hayat sana manen sokakta basketbol aracılığıyla istediklerini verdim. Mutlu oldun mu o hayatta? Çok Mehmet. Çok. Yani çok şanslı bir insanım. Yani çok şanslı bir insanım. Bu önemli çünkü kahredenlerle dolu bir hayatımız var. Yok, ben çok şanslı bir insanım. Abi 66 doğumlusun ve benim notlarım 82-83 sezonunda Eczacıbaşı'da profesyonel olduğunu gösteriyor. İstanbul'u bilmeyenleri söylüyorum. Arkadaşlar bugün İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden biri olan o Büyükdere Caddesi'nde peşi sıra alışveriş merkezlerinden bir tanesi kanyon. Ama Levent abi o kanyonu... Orada yetiştim. O kanyonu hiç yani 11-12 daha olmadan. Evet. 11-12... Tabii burada oturuyordum Levent'te. Adım da ondan Levent. Söyledim sana değil mi? Orada 12 yaşına kadar basketbolu orada başladım. Sonra İTÜ'ye geçtim. Hı hı. 16 yaşında evet 83 senesinde 82-83 sezonunda 16 yaşında profesyonel oldum. 83 senesinin ortalarında da A-1 takımda oynamaya başladım. Evet. Onunla ilgili biraz sonra bir sorum da olacak. Abi bütün iyi takımlarda oynadı. Eczacı, Efes, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Belki en temeli şey Teknik Üniversite, Ülker, Tofaş. Görmediğin kalmamış. Evet. Bu çok önemli bir deneyim değil mi? Çok. Ne yapıyorsun mesela? Hep artı bir şey koydum üzerine yoksa ben Levent miyim? Ya şöyle, ben bu sene takım değiştireceğim diye hiçbir zaman yola çıkmadım. Sahada nerede oynuyorsam elimden geleni yaptım. Beni rüzgar, sıkılgan bir insanım yani ve değişikliği severim. İnsanı da geliştirdiğine inanırım değişikliklerin, iniş çıkışların neyse. Ama Mehmet hiçbir zaman ben buraya gideceğim, ben onu yapacağım diye yola çıkmadım. Bir karar verildi. Sonra rüzgar bir şekilde, yani şartlar, rüzgar, oradaki ortam veya benim istememeleri, benim işte sezon sonunda rahatsız olmam, gitme kararı ama nereye gideceğim belli değil. Yani ben şu takımda oynayacağım diye hiç yola çıkmadım. Beni hayat bunu yaşattı. O bağlamda da şanslıyım. Birçok insan gördüm, birçok camiadaki herkesi, çok gençler hariç, herkesi çok iyi tanırım. Tahmin ediyorum ki hepsinde sevildin. Çok şükür, çok şükür. Bir yanlışımız olduğunu düşünmüyorum. Onu söyle, yanlışım olduğunu söyleyenlere de oturup konuşuruz yani. Yani abi, eski Abdi İpekçi'de de, kapanan biraz sonra soracağım spor sergide de, yıkılan spor sergide de, Ataşehir'de de, Ahmet Cömert'te de, Akatlar'da da her yerde girince Sinan Erdem'de de Levent hoş geldin oluyor. Çok şükür. Çok şükür. Çok önemli bir şey bu. Çok şükür. Peki abi sizin jenerasyonunuzun en büyük alameti farikalarından bir tanesi, en büyük simgelerinden biri. Spor sergi sizin için ne demek diye sormazsam röportaj yapılır. Mehmet öyle bir soru ki bu. Yani kokusunu bile özlüyorum. Yani hani basketbolu özlemiyorum ama o günleri, o binayı, o parkeyi, yani orada büyüdük, o lokasyonu. Ya çok güzel günlerdi. Çok, bence dünyanın en güzel salonuydu. Hı hı. Ve o işte değiştirilme kararı alındıktan sonra kızım 2-2,5 yaşındaydı. İşte protesto için sırtımı alıp yağmurlu günde ben de orada yürüyüşümü yaptım. Yani o kadar güzel şeyler yaşadım ki orada. Peki abi aynı şey değil, asla inanmıyorum. Abdi İpekçi de o konseptte miydi? Spor sergiden sonra 2 midir? Abdi İpekçi normal bir salon. Hiçbir ruhu yoktu. Ruhu olmayan bir salon. Yani her yerde var ondan yani. Şu anda kendini nerede o anlamda huzurlu hissederdin? 0 mı? Yok, spor sergiden. Her zaman spor sergiden sonra mı? Hepsi bir salon aynen. Evet. Spor sergi çok özel bir yerdi yani. Eyvallah. Abi peki bizim Erke Tümer hem selam var hem de Levent abiye sorar mısın demiş. İlk kazandığı büyük parayla ne yaptı? Ne yaptım? 1/3'ünü tabii Anadolu Efes'e transfer oldum ilk 22 yaşında. 1/3'ünü aileme verdim. Bir ev alınacaktı. Bir tane klasik her sporcunun yaptığı gibi arabamı değiştirdim. Daha iyi bir araba aldım. Marka vermeyeyim. Ben çok özel bir şey değil de daha iyi bir araba aldım. Evlendim. İşte düğün yaptım, ev tuttum, o bu şu falan filan. Yedim gerisinde. Peki abi o dönem şu var mı? Levent iyi bir yerdesin. 22 yaşındasın ama akacak bu para. Öyle bir kariyer öngörüyor musun kendine? Ben sadece oynadım Mehmet. Yani. Ya ben oynadım bana para ver. Hep söyler yani. Tam kolay bir, çok yetenekliydim. Çok da çalıştığımı söyleyemem. Çok çalışkan bir sporcu değildim ama sahaya girdiğimde kepenkler inerdi. Her şey biterdi. Her şey biterdi. Sizi izlemek o anlamda yani çok şanslı. Ben hiç bunu yapacağım, o olacak, bu olacak Ben sadece sahada performansımı verdim. Bir baktım para kazanıyorum. Seneye bir daha kazanıyorum. Bunlar büyük şans Mehmet. Doğru. Şimdi Levent abi 96-2000 arası Galatasaray'ın temelleri senin de çok yakından bildiğin gibi 80'lerin ortalarından 85-90 oralarda atılmış temeller. Bunu niye soruyorum? Koraç Kupası'nı alan Anadolu Efes'in de Aydın abilerle beraber yükselen Efes Pilsen'in de izlerini görüyor muydun? O organizasyon sen kapıdan girdiğin zaman, Efes'te oynadığın zaman Teknik Üniversiteden de sonra 3. dükkanın olarak görmüş müydün abi oraları? Yani şöyle... Eczacıbaşı kültüründe var aynı zamanda. Mehmet, hem milli takımlarda hem kulüp uluslararası, ulusal temaslarda ezik bir ülkeydik. Yani ta ki ben Efes Pilsen'e gittiğimde, o zaman Efes Pilsen'de adı, işte takım kaptanı da yaptılar o yaşımda beni. Yani Efes'in de böyle bir vizyonu yoktu. Yani bütçeler çok düşük Avrupa'ya göre. İşte 2 yabancımız var. Yani Tuncay Bey'in de böyle bir vizyonu yoktu. Ama biz o sene yani ilk defa Avrupa'da ilk 8'e kaldık. Yani dörtlü grupta yani Rus, İsrail, Rus takımı yani Rusya dağılmamıştı. Rus takımı, İsrail takımı ve Yunan takımı. Şimdi buradan biz 1. çıktık. Ve Badalona ile eşleştik. Badalona nereden çıktı bu Türk takımı? Yani böyle yorum yaptılar. Bosna ile eşleştik. Yani şunu söylemek Bosna istiyorum. Yugoslavya bu arada yani. Bosna tabii müthiş takım. Yani şunu söylemek istiyorum. O seneden sonra Efes Pilsen ya biz bir şeyler yapıyoruz. Biz ses getirdik. Hani bu bazen sosyal medyada arkadaşlarım atıyor. Hani asist yapıp da Tamer Oyguç'un son saniye maçıyla Spor Sergisi Sarayı'nda. Orada inanılmaz bir değişim oldu ve ya biz Türk basını olarak bir şeyler yapabiliyoruz. Tuncay Bey de hissetti. Koraç'ın yolu oradan açıldı. Oradan açıldı. Hı hı. Abi o dönemlerde arkadaşlar Levent abiyle tanışma şansına eriştiğim günlerde bana söylediği kulağıma hala küpe olan ve onunla ilgili en önemli bence söz. Der ki asla bir Fenerbahçe saygısız değil, yanlış anlamayın, aksine bir Fenerbahçe övgüsü. 90-91 Fenerbahçe şampiyonluğu, Türkiye'deki tek Fenerbahçe şampiyonluğu der. İlk açar mısın abi? İlk ve tek. Açar mısın abi? Yani şöyle Mehmet, biz Fenerbahçe SK'ydık yani. Fenerbahçe Spor Kulübü basketbol takımıydık yani. Hı hı. Yani bizim öyle işte burada önümüzde bir isim, sonumuzda bir isim yoktu. Bir sponsor olarak ve dolayısıyla maddi bağlamda da bizden tamam bir rakamlar alınıyordu, aksıyordu, belki sonunda sıkıntı oluyordu. Yani böyle bir bugünkü şartlar yoktu, artı ismi de Fenerbahçe Spor Kulübü'ydü. Şimdi Fenerbahçe Spor Kulübü yazmıyor şampiyon olan takımda, onu söylemek istiyorum. Eyvallah. Sadece bilmeyen genç kardeşlerimizin hatırlatalım. Bundan 30 sene evvel o Fenerbahçe takımında Levent abi çok özel, çok önemli bir adam ve kimler vardı? Bugünün önemli yorumcusu, büyük oyuncusu İbrahim Kutlay 4-5 maçta yer alan gencecik bir çocuktu. Kimler vardı abi? Hatırlatalım lütfen. Abi canım kardeşim Üstü Çakırgil vardı. Efsane. Daha iyisi gelmedi. Daha 3-4 gelmedi Türkiye'ye. Gelmedi yani. Oynamak çok keyiflidir kardeşimle. Can Sonat vardı. Kemal Dinçay vardı. Ferhat Oktay vardı. Çok büyük bir... Hem çok iyi arkadaş, hem çok büyük bir sporcu, müthiş bir sporcu kimliği. Yabancımız Larry Richard vardı. Yani o artık çok yabancı gibi değildi abi ya. İşte onu söylüyorum yani. Galatasaray Fener, Eczacı Efes mi yaptı? Galiba Eczacıbaşı'ndan geldi bize. Yani 2. senesi. Yabancı gibiydi aslında. Başlarıydı. Sonra devam etti. Ama Larry Richard vardı. Aliço vardı. Çok büyük bir takımdı yani. Yani... Çok keyifli bir takımdı diyeyim sana. Peki güzel bir soru. Futboldan aynı şey yapılıyor. Şampiyon takım ertesi sezon devam edemiyor. Hocasıyla, oyuncusuyla. Ertesi sezon ne oldu abi? Yani 91-92 ne oldu? Ertesi sezon devam ettik. Yine yani şampiyon olacak bir takım kuruldu. İşte aksilikler oldu, sakatlıklar oldu. Şampiyon olamadık. Yani yine olurduk şampiyon ama olamadık. Orada galiba eczacı mı oldu? O sene Eczacıbaşı oldu galiba. Eczacıbaşı oldu. Peki abi. Efes mi oldu? Eczacıbaşı oldu. Eczacıbaşı arkadaşlar oldu. Şimdi sevgili Levent abiyle bir hangi kredi bölümümüz var? Onu yapmak istiyoruz. Hangi kredi bölümümüzdeyiz? Levent abi, çeşitli karşılaşmalar soracağım ama asla biri iyi biri kötü değil. Sendeki izlerini almak üzere. Birinci sorum, çok basketbolla yakından ilgilenenlerin merak ettiği bir konu olsa gerek. Levent Topsakal mı, Shane Larkin mi? Güzel. Ya, çok özel bir spor. Ben de kendimi çok benzetiyorum. Konuştuk. Ya, direkt cevap istiyorsan, yani tabii ki şu anda Shane Larkin ama bilmiyorum. Onun yaptığı, aldığı eğitim şartları ve antrenman adedini ben yapsaydım ne olurdum? O orası soru işareti. Ama çok benzetiyorum kendime. Çok beğeniyorum onu. Ben sporculuğunu, yeteneklerini çok beğeniyorum. Patlama konusunda eşit misinizdir? Eşitiz. Yani evet. Eşitiz. Yani top tekniği olarak tabii ki o çok daha fazla antrenman yaptı ama mükemmel top tekniği var. Benim de vardı. O biraz daha süratli yapıyor o top tekniklerini. Ama dediğim gibi ben onun kadar antrenman adedi yapsaydım, antrenman bilimi adına çalıştırılsaydım ne olurdu ben de bilmiyorum. Öğrenmek isterdim ama. Abi tepeden turnike mi? Kenardan hatta yapabiliyorsan ters turnike mi? Hangisi daha mutlu ederdi seni? Çünkü sen ikisini de çok üst düzey yaptın ama tepeden dalma mı, ters turnike gibi kenardan dalma mı? Mehmet, orada çok özel bir genetik şans var. İşte Larkin'de de var. Bu dikey ve yatay sıçrama potansiyeli, havada kalabilme özelliği. O havaya çıktığında o gücü hissediyorsun. Ben duruyorum, havada gidebiliyorum. Yani ben uçabiliyorum yani. Orada ne gerekiyorsa hepsi keyif veriyor. Havaya çıktığında o keyif, havada insanlar düşüyor, sen hala havadasın. Bu inanılmaz bir genetik şans. Dolayısıyla hiçbirine hayır diyemeyeceğim. Sadece o havaya çıktığımda ben yer çekimle diğer sporculardan daha fazla karşı koyabilme, gerçek güç odur zaten basketboldaki sporda, her sporcu için. Yani yer çekimle ne kadar karşı koyabiliyorsun ve orada dengen nasıl bozulmuyor. İşte ben orada çok eğlenirdim. O havaya çıktığımda insanlar benimle mücadele edemezdi. Bunu şut içinde söyler misin? Her şey için. Şut içinde söylersin. Her şey için yani. Şut, Levent... Çok eğlenirdim ben o gücümle yani. Levent Topsakal'ın şutu mu turnikesi mi? Şutu. Bana sor. Senin? Turnike. Tabii yani sana öyle dersen ama ben, öyle görüyoruz ben şimdi. Ben tabii bazen ya o şutta da ben öyle eğlenirdim ki. Çok güzel günlerdi Mehmet, hatırlatma. Arkadaşlar. Peki abi. Futbol için de katarak, futbolda biraz sonra kadar bildiğini söyleyeceğiz Levent abi. Levent abi, Levent Topsakal olarak sporda, her şey dahil, basketbolu sormuyorum. Yetenek mi, dayanıklılık mı? Yani yetenek mi, çalışma? Yani çalışmak mı? Evet, özel bir yeteneğin yoksa, yani çok çalışmayla çok özel bir yere gelemezsin. Senin zihninden geçip söyleyemediğini söyleyeyim. Çalışmayla Necip olursun diyorsun. Yani yok çok, yani bilmiyorum, Necip kardeşimle bir sporcu ama yani genelde baktığın zaman ben de eğitmenim sonuçta. Yani yetenek olmadığı zaman ne kadar çalışırsan çalış çok özel bir noktaya gelme ihtimali sır. Bu yetenekler de binlerce yeteneğin bir araya gelmesi lazım. Yani binlerce yetenek var. Magic Johnson mı, Michael Jordan mı abi? Ya sabaha kadar Michael Jordan. Sabaha kadar. Yani çok konuşulacak peki, bir şey değil. Tamam, bu soruya elbette ki saygım var. Niye Magic Johnson değil, Michael Jordan o üst düzey yeteneğinden dolayı mı sence? Yoksa dünyanın en büyük sporcusu olmasından dolayı mı sana göre? Ya o uzaylı, on kıyaslanmaz ya. Kıyas yok. Ya peki. O uzaylı yani. Günümüzden önemli Steven Nash mi, Jason Kidd mi? Ya Steven Nash diyelim. Peki sana en yakın ki bir parça Shane Larkin'e geldim. Shane Larkin'i dışarı bırakarak sorarım. Sana en yakın Türk oyuncu ve Türkiye'de oynayan oyuncu kim olabilir? Kimi kendine tekrarlıyorum? Şeyi attım dışarı, Larkin'i attım dışarı. Yok. Yok. Güzel. Yok. Yani yaklaşabilen, çünkü neden? Genetik şanssızlıklar. Ben genetik çok şans, yani özel bir kuvvetim vardı yani. Tabiatın bana hediyesi. Oyuncu olarak Kerem Tunçeri mi, Ender Aslan mı? Kerem Tunçeri. Kerem Tunçeri. Oyuncu olarak her türlü diğer şeyleri bir kenara bırakıyorum. Orhun Aleşkoğlu mi, Hakan Yürükoğlu mu? Koçsun. İkisinden birini oynatacak. Şimdi, ikisi kardeşim, bunlar arkadaşım. Öyle bir soruyorsun ki. Orhun Ene. Orhun Ene. Peki ben ikinize de tanışmaz. Hakan Yürükoğlu tanışmıyorum ama birkaç pozisyonu daha oynayabilecek bir Hakan Yürükoğlu tercihin olmaz mı? Ya çok özel bir sporcu Mehmet. Çok da sevdiğim bir kardeşim. Zorlamayayım ama işte abi. Hayır şöyle. Ama gelinen nokta olarak. Tabii tabii, kariyer olarak. Yani gelinen nokta olarak olmadı. Yani İnan bana o zamanki de işte Hakan'ın o potansiyelini, yani farklı yapıydı Hakan. O potansiyelini doğru değerlendirecek antrenman bilimi uygulanmıyordu, antrenman sistemi uygulanmıyordu, sporcu iletişimi uygulanmıyordu. Hala uygulanmıyor belki ama Hakan bambaşka noktalara giderdi yani. Bu kadar o dönemi saymışken, üçlü taçı saymışken elbette ki dörtlü taçı da saymak lazım. Harun Erdenay, yetenek mi, çalışma mı, ikisi de mi? Direkt yetenek. Yani çalışsaydı Harun nereye giderdi bilmiyorum yani. Ama sanki ben Harun abi sınırlı bir merhabam var, asla seni kadar samimiyim. Sanki çalışmış da o yeteneği de zenginleştirmiş gibi duruyor dışarıdan. Siz tabii daha iyi bilirsiniz. Ya, Mehmet biz haftada 4 gün antrenman yapardı Teknik Üniversitede. O da 1 saat 15 dakika. Maçtan önce off, maçtan sonra off. Yani şimdi sonra gitti ya Harun. Daha çalışsa daha mı büyük olurdu? Sen ne diyorsun? Harun çok özel bir yetenekti yani. Al. Oyuncu olarak Hidayet Türkoğlu mu, Mehmet Okur mu? Mehmet Okur. NBA'de de Hidayet Türkoğlu, Mehmet Okur kıyaslaması. Mehmet Okur. Hep Mehmet Okur. Hep Mehmet Okur. O çok özel bir... Yani o da bence yeteri kadar çalışmadı. Yani tatmin oldu. Erken tatmin oldu. Mehmet'e denk geldiniz mi abi siz? Antrenörünü yaptım aslan koç olarak. Peki yine bu noktada önemli saydığım sorulardan bir tanesi. Türk basketbolunda çok büyük antrenörlerle çalıştınız. Siz de antrenörlük yaptınız. Aydın Örs'ü, Oktay Mahmudi'yi, Ergin Ataman'ı, Çetin Yılmaz'ı birkaç cümleyle özetlerseniz aralarındaki farklılıklar, benzerlikler, olumluluklar, olumsuzluklar, bu 3-4 kişiyi nasıl tarif edersiniz abi? Ya çok farklı yani zaten Çetin Yılmaz çok farklı jenerasyon yani ya Çetin Yılmaz bizlerle işte yürüdü, şampiyon oldu falan filan yani çok böyle kariyeri yoktu, bizlerle bir kariyer edindi. Yani Ergin Ataman yani eski takım arkadaşım Eczacıbaşı'ndan, çocukluktan erken antrenörlüğe başladı ve ekstrem başarılı oldu. Yani şapka çıkartılacak bir başarı ulaştığı başarı. Kötü oyuncu muydu Ergin abi? Potansiyelli değildi. Hı hı. Zaten erken bıraktı o yani. Erken bıraktı yani, kendisi de gördü zaten. Bu tarafa geldi. Erken yaşta antrenörlüğe geçti. Diğer yani çok böyle yani tanımlamak zor. Hepsini Aydın çok iyi tanıyorum. Çok uzun sürer yani. Aydın abiye ne diyorsun? Teknik. Ya Aydın Örs de yani asistan, benim asistanım yani genç bir takımda antrenörüm oldu. Sonra Anadolu Efes'te asistanım oldu. Asistan koçum oldu demek istiyorum. Evet, bilmiyorum, asistan koçum oldu doğru. Aydan Seyoş'un asistanıydı. Yani kendini geliştirdi, yetiştirdi. O da bir yerlere geldi işte. Oktay Mahmudi çabuk mu pes etti? Oktay Mahmudi, o da başka bir tarz bir antrenör. Bilmiyorum yani, beraber olmadım hiç. Ama çalışkan, disiplinli bir antrenördü yani. Peki o zaman son soru, koç olarak Ufuk Sarıca mı, Orhun Aleşkoğlu mi? Yine aynı şekilde biri iyi biri kötü değil. Senin için de ifade ettiği benim için mantıklı. Ya çok farklı antrenörler. Bir tanesi risk almayı seviyor. Diğeri risk al, yani az risk alıyor diyelim. O öyle bir antrenör tiplemesi. İkisi de farklı antrenör tarzları. Bir şey diyemeyeceğim. Bunu zaman gösterecek. Antrenörlük hayatlarına devam edecekler. Ben biraz antrenörlüğü de alınan başarılarla... Sonuçların seni taşıdığı evet, yerler olarak evet, bakıyorum. Evet, başarılarla bakıyorum. Dolayısıyla ben o konuda yorum yapamam şu anda yani. Peki, yorum yapacağım bir konuyla kapatıyoruz Ankredi bölümümüzü. En iyi veliaht kim? Yani basketbol oynayan Levent abilerin jenerasyonunun oğullarından söz ediyorum. En iyi veliaht kim? Yani orada da yani herhalde Boris gibi gözüküyor. Onlar... Evet, Onur Alpbitim gibi götür. Boris'in oğlu gözüküyor, Onur Alpbitim gibi gözüküyor. Veliaht öyle gözüküyor. Ama en iyi veliaht gelmez Harun Erdenay yani. Arkadaşlar, Ankredi bölümümüzü tamamladık. Devam ediyoruz sevgili Levent abiyle. Çok keyifli bir söyleşi olduğunu en azından ben umarım size de geçmiştir. Abi, 87 Laskiye Akdeniz Oyunları takımı var. Hani... Orhun Aleşkoğlu, Levent Topsakal, Hakan Yürükoğlu, Tamer Oyguç, kalanı da büyük. Erman Kumter, Efe Aydan. Kalanı da büyük yani. Çünkü Erman abiyle Efe abi bir çık sizden sanki... Biz 10 sene beraber oynadık, o takımda da varlar. Varlar yani. Çok büyük takım değil mi ya? Erman abiyle Efe abi özellikle saymadım. Onlar çünkü daha deneyimli oldular işte. Çok büyük takım değil mi abi? Yani çok iyi takımdı. Güzel de bir ilk defa bir olimpiyat madalyası aldık. Tamam, Akdeniz olimpiyatları diye de küçümsemeyelim. Sonuçta bir olimpiyat. Finalde de İspanya'nın B takımıyla gelmişlerdi ama onların hepsi A takım oldular. Hepsi. Hı hı. Yani ben yaşıtlarımla oynadım. Erman abiler bir 10 yaş küçükleriyle oynadı. Orhun'la biz yaşıtlarımızla oynadık. Şampiyon olduk. Güzeldi. Güzel diyorsun. Peki abi, siz basketbol camiasına profesyonel lisanslı girişiniz 82, yani şu anda 40 seneye hakimsiniz. Ve her basketbol organizasyonu içinde, her basketbol söylesinde vazgeçilmez sorusu. Müessese kulüpleri, kulüpler. Müessese takımları, kulüpler. Dibini gördün, üstünü gördün, küme düştün, yükseğe çıktın, final kaybettin, kupa kazandın. Evet. Hala o ayrım ve o şey var mı, sorun var mı basketbolda? Mehmet, ben artık şey kaldığına inanmıyorum. Yani müessese takımı olmayan bir tane, ya belediye oluyor, ya o bizim zamanımızdaydı. Yani bir Anadolu Efes vardı ilk başlarda, bir de Eczacıbaşı vardı. Diğerlerinin hepsi, Çukurova geldi sonra, Paşabahçe sonra. Yani onlar müessese takımı ve kulüp takımı olarak ayrılıyordu. Şimdi her takımın 3 aşağı 5 yukarı sponsoru var. İşte önüne isim alıyor veya belediye takımı oluyor. Dolayısıyla şu anda o durum kalktı gibi geliyor bana. Eyvallah abi. Peki Teknik Üniversite parantezini açmak zorundayım. Senin için ne ifade ediyor? Çıkışta ve finalde, en sonuçta. Mehmet, tabii ara sıra okuyorum. Tabii kısmet. Ben oraya gidişim büyük şans. O bu her şeyin şans olduğuna inanırım ben. Yetiştiğim Levent'in basketbol olarak var olduğu ve basketbol da bana çok şey verdi. İstanbul Teknik Üniversitesi'dir. Ve 18 yaşında bir röportajım var. Okuyorum. İşte basketbolu bırakmadan kulübe, evet dedim. Basketbolu bırakmadan kulübüme gideceğim. Yetiştiğim kulübe ve orada basketbol oynayıp hizmet edeceğim ve basketbolu orada bırakacağım. Ben bunu 18 yaşında söylemişim. Dedim. Duruyor röportaj. Ve kısmet oldu. 33 yaşında takımım küme düşmüştü. Kemal abi rica etti. Gittik. Hizmetimizi yaptık. Şampiyon olarak Süper Lig'e çıktık. Hayatımın da en büyük başarısıdır. Kulübüme de vefa borcumu fazlasıyla ödediğime inanıyorum. Çok rahat uyuyorum Mehmetciğim. Levent Topsakal olarak yaklaşık bir yarım saattir söyleşiyoruz. Arkadaşlar siz görmüyorsunuz. İki yerde gözü doldu. Spor Sergi ve Teknik Üniversitesi. Evet. Sokağa çıksak Levent Topsakal'a hala star muamelesi yapılır ama Teknik Üniversite ve Spor Sergi'deki abi duygusallığınızı unutmayacağım. Abi sokağa çıksak Fenerli Levent değil mi? Oyuncu olarak. Sanki evet, genelde öyle. Çünkü 5 sene, 4,5 sene bir yarısında atıldık. Bir tanesinin yarısında atıldım. 4,5 sene Fenerbahçe, bir de şampiyonluk orada. Evet, genelde. O şampiyonluğun en karakteristik oyuncularından bir tanesi. En görünür oyuncularından bir tanesi. Sıra oyuncularından biri olmadın yani. Yok, yılın basketbolcusu seçildi. Yani, dolayısıyla sokağa çıksak Fenerli Levent ama aslında Galatasaray Levent değil mi? Her şeyi. Yok, takım tutmuyorum. Şöyle anlatayım sana. Ben yani gençliğimde evet. Yani bir o 14-15 herkesin bir takım tutuyor. Sonra ben 16 yaşında profesör oldum. Baktım bana bağırıyorlar yani. Kötü kelimeler de kullanılıyor yani Galatasaray tarafından. Teknik Üniversitede oynuyorum, en iyi oyuncuyum. Yani Galatasaray'la küfür ediyor. Tabii Galatasaray'la oynuyoruz. Yani lan ne oluyor falan filan, hiç umursamadım yani. Sonra işte giderdik, Fenerbahçe transfer olduk. Bayrağı öper misin? Öperim. Galatasaray transfer olduk. Bayrağı öper misin? Öperim. Beşiktaş'a transfer olduk. Ya niye öpmeyeyim? Emek vereceğiz. Sahada işimi yaptım hepsinde ve iyi yaptığıma inanıyorum. Hepsinde de o da benim için büyük gurur. Hepsinde de Levent geldi burada. Sonuna kadar enerjisini, gücünü, potansiyelini hiç sakınmadan verdi. Herkes bunu söyler. Bundan dolayı da hiçbir yani tutmuyorum ama ne dersen şu anda gerçekten sonuçta Beşiktaş doğumluyum. Beşiktaş'ta doğup büyüdüm. Buranın ekmeğini suyunu içtik. Ben hep kıskanırdım Avrupa'da. Yani semt takımlarını tutar taraftarlar. Atıyorum, hep anlatırım, örnek veririm. Badalona, Barcelona'nın Bakırköy gibi bir semti. Şimdi Badalona, Barcelona maçına gidiyorsun. Bir tane Barcelona'lı yok. Herkes Badalona'yı tutuyor. Arası şimdi 15 kilometre. Ama Barcelona Real Madrid'de oynuyor. Bütün Badalonlar Barcelona'yı tutuyor. Semtlerine sahip çıkıyor. Bu da çok değerli kulübün gelişmesi için. Halk, taraftar semtlerine sahip çıkıyor. Dolayısıyla ben Beşiktaş'ta doğup büyüdüm. Yani uzun zaman önce bu kararı aldım. Kızlarıma da hep öyle söyledim. Buranın ekmeğini suyunu içtik. Hala bu 55-57 sene oldu. Burada yaşıyorum. Beşiktaş'a sempatim var diyeyim. Eyvallah abi. 94-95 Galatasaray Türkiye Kupası kazanıyorsunuz abi ve sizin kariyeriniz o kadar güçlü ki 97 Koraç Kupası'nda final oynayan takımda olduğunuzu bazen unutuyoruz. Tofaş çok acı bir gün benim için. Acı bir final. Çok sinirlendiğim bir maç ve tur. Anlatılacak bir şey yok. Çok üzücü. Çok rahat şampiyon olacağımız bir seri. Bir takım hatalardan dolayı kaybettik. Hata mıydı? Hata. Bildiğin seçim hataları. Ha, oyuncu hatası mı? Yok. Seçim hatası işte. Seçim hatası. Peki tamam, anladım. Anladım abi. 94-95 Galatasaray'da da Türkiye Kupası kazandınız abi. Evet. Galatasaray bir döneminiz var. Kaç dönem Galatasaray? Tek dönem Galatasaray ama iki sene. Bir yarı final var. İki sezon. Ya o Türkiye Kupası'nı aldığımız sene kesinlikle şampiyon oluyorduk. Ülker yarı finalinde maalesef. Hatalardan dolayı. Hatalar, evet. Levent abi, aslında çok şey söylemek isteyip söylemediğiniz farkındayım. Şeyi merak ediyorum, futbolda biz çok hakemleri konuşuyoruz. Sen de futbolu çok yakından takip ediyorsun. Basketbolda hakemin maçı değiştirme iradesi futboldan daha mı yüksektir? Değiştirme şansı, dokunma şansı daha mı yüksektir? Tabii ki sonuçta şey çok fazla, ortada karar. Yoruma dair karar. Bir de çok karar var. Yani şimdi futbolda işte topu atıyorsun, gidiyor, o ikili temas çok fazla olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Burada sürekli temas var. Yani ve saha dar. Sürekli yoruma açık. Her zaman her şeyi çalabilirsin yani. Yani dokundun, faul. Yoruma, var meselesi futbolda çok tartışılıyor. Sen basketbolda tartışır mısın, yararlı bulur musun ekranda görüntü meselesini? Ya ben alışık değilim. Oynarken öyle bir şey yoktu. Şimdi seyrederken de maçın durması hoşuma gitmiyor. Yani basketbol akıcı bir spor. Artık sporcular dinleniyor. Yani sporcu, iyi sporcunun da yani nabzı yüksekken, nabzı düşmeden bakalım neler yapıyor. Yani şimdi inanılmaz bir dinlenme periyodu olmaya başladı yani. Doğru. Abi sen çok ilgilenmiyorsun ama arkadaşlar, sevgili Levent Topsakal abimiz 1980-88 sezonunda Teknik Üniversite formasını giyerken 81 sayıda Türkiye Ligi rekorunu kırıyor. Maalesef Levent abicim, maalesef Erman Kumter bir hafta sonra 153 sayıda Fenerbahçe İlerspor maçında bu rekoru kırıyor. Ama aynı Levent Topsakal 83 yılında 85 kez amili olduğu amili takımımızda Türkiye İrlanda maçında 78 sayı atıyor. Ben Levent abiyle bazen konuşuyorum. Bunları pek ciddiye almıyor ama ben ciddiye almasını isterim. Rakam olarak görüyorsun. Evet, söylediğim gibi yani bunu İspanya milli takımına atsan 78 sayı benim için çok şey ifade eder de. Yani maç bitmiş 146-64. İnan ben maçtan sonra bana dediler ki 78'e yattım. Ne diyorsun siz dedim. Yani hissedemedim ki yani o başarıyı yani. Yani İrlanda'yı da küçümsemiyorum. Ama işin bir gerçeği var yani. Yani böyle benim için sporcu olarak kariyerimde önemsediğim bir maç değil yani. Türk basketbolunda her şeyi yapmış bir adam olarak. Bench'te oturdun, yöneticilik yaptın, biraz sonra konuşacağız, oyuncu yetiştiriyorsun. Türk basketbolunun bir numaralı en büyük sorunu sence nedir? Ya da tek sorunu mu vardır? Bir numaralı sorunu tek midir? İki sorunu var. Birincisi eğitmen sorunu. Tabii ona bağlı olarak ya da öbürünü biri alabilirsin. İkincisi de yönetici sorunu. Futbol aynı şeyi söyler misin? Futbolda da. Bilmiyorum, belki futbolda çok iyi eğitmenler vardır. Bilmiyorum. Yok yani, ben sana yok diyebilirim. Yoksa bu ikisi olmazsa zaten. Yani gerçi ya Mehmet, bizde her şey tabii klasik ama yani işinde gerçeği, bizde her şey kısa yoldan bir derma çatma bir şey. Bir onu alalım, bunu alalım, ben yani idareci, yönetici, bu görevdeki insanlar biraz Türk sporu için yani kendilerinin ön plana, yani başarı değil de Türk sporu için yöneticilik yapmaları lazım. Öyle kulüp büyür, öyle çocuklarımız, gençlerimiz yükselir, öyle spor yapan çocuk sayısı artar. Öyle yurt dışına daha çok sporcu ihraç ederiz. Öyle ulusal temaslarda başarımız artar. Ama bizde maalesef böyle bir durum söz konusu değil. Basketbolu çok iyi biliyorum. Bütün camiayı sorunumuz yönetici ve eğitmen sorunudur. Peki abi, sen bir yandan da eğitmensin, eğiticisin ve pandemi döneminde kapanana kadar da bir basketbol okulun da vardı. Çocuklara dokunuyorsun. Ne zaman başladı, nasıl başladı, bench'ten mi sıkıldın, koştuk mu yapmak istemedin, oraya nasıl geçtiniz? Mehmet Kemal abi bana bu 33 yaşımda işte Tuborg'a gidecektim, iptal ettik. Bu Teknik Üniversite'nin böyle gel dediğinde gittim. Altyapıyla da ilgilendim 33 yaşımda. Oraya da bir takım grupla hem oynuyorum hem altyapıda antrenörlük yapıyorum. Antrenör ekibi kurdum. Altar'da antrenörlüğe başlattım. Hem yani Recep antrenörlüğü, alt takım antrenörü oldu. Ekibi kurduk. Altyapıyla orada başladım. Sonra 3 sene sonra basketbolu bıraktım ve federasyonda mil takım altyapı U89 ve 90 doğumların antrenörü oldum. Kısmet oldu, orada da Avrupa şampiyonu olduk. Orada Orhun abi mi koştu milli takım koçu? Yok, biz A milli takımda asistandık Orhun'la. Orhun 89'lu 88'leri çalıştırıyordu. Tamam, hep koştu. Hı-hı. Ben 89-90 jenerasyonlu. U16'da Orhun 3. oldu. Ben kısmet oldu. U16 İspanya'da Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olduk. Çok keyifliydi. Onun tadını hiçbir yerde bulamıyorum. Dolayısıyla hep çocuklarla, gençlerle ilgilenmek, onlarla beraber, onların bir yere geldiğini görmek, onların her dakika geliştiğini görmek beni çok tatmin ediyor. Keyfim yerinde. Okulda? Yok, o bitti. Yani o 2 ay açtım. Ufuk, yani çok hayaller vardı. Böyle çok güzel. 2 ay mı sürdü abi? Pandemi başladı. Açtım, pandemi başladı, kapattık. Ha, ben sanki onu daha uzun süreli... Hayır. Belki o zaman denk geldiğimiz için. Peki bu kadar büyük bir deneyim, niye saha kenarında şunu bunu yapan koç olmak istemedi abi? Niye saha kenarında beşin kararlarını, haftalık kalp çarpıntılarını istemediniz? Ya Mehmet, ben denedim Karşıyaka'da head coachluk diyelim, baş antrenörlük. Yaptım bir 4-7 maç. Daha öncesi de var, hazırlık dönemi falan filan. Denemek gerekiyordu. Yani Avrupa şampiyonu olmuşsun. Kendi uğraştığın yaş grubuyla. Denemek gerekiyordu. Baktım. Yani aslında bana göre yani çok basit bir iş. Yani çok basit. Yapmam çok basit. Ama bir bağlamda da yapmam imkansız olduğunu anladım. Bir bağlamda da çok zor. İmkansız yani. Sana mı uymuyor iş? Hiç uymuyor. Abi. Yani hiç uymuyor yani. Abi futbolla kapatacağız. Hatta futboldan sonra küçük bir parantezimiz daha var. Futbol camiasının ne kadar içindesin bilmiyorum ama takip ettim diyorum. 1-2 futbol sorun var. Futbol camiasından böyle tanıdığın dışında arkadaşım, kardeşim, canım, ciğerim diyebileceğim futbolcu, antrenör, eski yeni kimseler var mı? Var. Tümer Metin'i iyi tanırım. Kardeşimdir. Çok severim. Tabii eskilerden Tanju Rıdvanlar zaten tanıyorum. Yani unuttum ama yani tanırım ama yani daha yani Tanju ve Rıdvan çok özel sporcular. Herkes biliyor ama tabii hepimiz yaşlandık. Daha orta jenerasyondan Tümer Metin'i çok iyi tanıdığım olarak söyleyebilirim. Komşum da oldu. Çok da kıymetli bir şey. Çok severim kardeşimi. Yani. Abi bu senin meşhur, hatta benim de bu yayına girene kadar yanlış hatırladığım futbolculuk meselesi var. Onu bir anlatır mısın? Ben zannediyorum ki sen Galatasaray altyapısında epey bir oynadın. Bir anlatsana hikayeyi. Yani seçmelere girdim 9 yaşta. Kazandım. Salih Hoca antrenörümüzdü, rahmetlik. Sonra abim geldi. Basketbola çevirdi. Saklar kaçacağım da işte basketbolcu olamazsın dediler. İnat yaptık, olduk. Sonra 22 yaşında işte Efes'e gitmeden, Efes 1'e gitmeden önce Ergun abi aradı, duymuş. Hep futbolda oynuyoruz. Bana 2. Can Bartu'yu yaratacağım. İşte transfer teklif etti. Efes'le işte imzaladık. Krampon da verdi Ergun abim. Ben de antrenmana çıktım rezil olmayayım diye. Spor Sergisi Beylerbeyi Spor Kulübü'yle. Krampon da çamurlandı. Geri de veremedik. Mahcup da olduk. Ergun abimi çok severim. Selam olsun. Evet. Sağlıklar diliyorum. Son sorumuz. Benim de çok sevdiğim ve Levent abiyle ortak paylarımızdan bir tanesi. Abi Osman Attat bu Orhun abilisinin başınızı belaya mı soktu? Atçılık mı? Konusunda. Yok, ben Osman babadan önce mi vardır? Ben babadan kalma, yani ben 30 senelik, 33 senelik at sahibiyim. Orhun'a hediye ediyor. Orhun'a hediye ediyor. Ben de yıllardır at sahibi olduğum için Orhun diyor ki, ya baba dedi yani ne yapacağım ben bunu? Böyle böyle bir şey var dedi. Tamam Orhun, ben bakarım dedim, bir çiftliğe gidip. Çiftliğe gittim, baktım. Tamam Orhun dedim, masraflar benden, hediye tamam. Orta az kardeşim dedim. Orhun'la da böyle güzel bir 3-4 sene atımız da çok iyi bir at çıktı. Keyif yaptık kardeşimle. Senin hala devam ediyor atçılık. Benim devam ediyor ama tabii işler çok zorlaştı Mehmet. Yani eskisi gibi değil. Bir at bakım 25 bin lira. Çok zor oldu Mehmet, çok zor oldu. Doğru. Levent abi çok teşekkür ederim. Gerçekten programa başladığım gibi bitireyim. Bizim küçüklük kahramanlarımızla bir araya gelmenin çok büyük bir mutluluğu vardır. Bu işte ben her gün bunu söylerim. Hep Allah'a şükrederim. Çünkü salonda izliyorduk. Karşımızda abimiz, büyüğümüz oldu. Bir telefonla buraya geldi. Çok sağ ol. Son cümlelerini rica edeyim. Çok güzel bir hayatın var. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da keyif ve sağlıklı mutlulukla geçer. Sağ ol Mehmetciğim. Sağ ol. Arkadaşlar Orhun kardeşimiz, Orhun Aleşkoğlu ve Erke Tümer'in de soru katkılarını teşekkürlerimize karşılıyoruz. Futbol Arena'ya lütfen abone olunuz, YouTube kanalımıza. Son derece kıymetli işler yaptığımızı zannediyoruz. Emek veriyoruz. Bu yayının planlı saati 13 Mayıs saat 11. 14 Mayıs seçimlerinin de Türkiye Cumhuriyeti için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Görüşmek üzere.